Ey cemaati Müslümin! Ey kalbi İslam ateşiyle yanan müminler! Siyonistler ve emperyalist kafirler Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da ve Çeçenistan'da mümin kardeşlerimizin eliyle cehennemi boyluyorlar. Hadi ama şu Ali'ye bir baksana. Hacı Hayrullah Gesili'den bahsediyoruz. Bu adamın hikayesi çok ilginç. Ayşe. Gel bakayım benim güzel kızım. Gel bakayım. Derdin ne senin? Derdi başımızı açan sensin. Git o karın olacak şeytana sor ne olduğunu. Saygısız bağnaz herif. Ahmet Bey. Senin oğlun elebaşı değil mi? Suçluysa tutukla. Oğlan ortada. O da olacak. Zamanı gelince. Hepiniz Amerikan ve İsrail uşağısınız. İyi olsun sana be. Siz biz mi olduk şimdi? Niye müsaade ediyorsun gelininin böyle dolaşmasına? Neden ocağına sokuyorsun bu günahkar şeytanı? Söyler misin? Ben ne yaptım sana Ahmet? Allah aşkına yeter artık. Allah'ın adını o pis ağzına alma günahkar şeytan. Ne diyorsun sen hala? Hayrullah sakin ol. Hayrullah. Anne. Anne. İyi misin? Anne. Anne. Neden telefonu yüzüme kapatıyorsun? O genel müdürle dindi mi? Hangisi? Ne dedin sen? Savunma Bakanlığı'nı çok daha yoğun günler bekliyor. Şöyle sakin bir yer. Size çok iyi gelecektir. Öyle ama neresi? Ben yeteri gösteririm sana. Anneciğim meraklanma gelir. Hem ne olacak kocaman adam. Kızım öyle deme. Abim ilk defa mı dışarıda kalıyor anne? O zaman da merak ettim. İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş özel birimden haberin var mı? Bu iyi. Bundan sonra bu birimde çalışacaksın. Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük mirası modern bir Türkiye. Tek vasiyeti de aydınlık ve dinamik bir nesildir. Şeytan başımıza taş yapacak. Gidelim. Teşrif ettiler nihayet. Ahmet mi geldi? Eşeğe bak. Hırsız gibi giriyor içeri. Kendi evi değil sanki. Senden çekiniyordur hacı. Anlayacağız neden çekindiğini. Hediye çağır şunu bakayım. Peki. Bir şey deme oğlana. Allah Allah. İki çift laf edemeyecek miyiz? Çağır sen. Tamam. Gözünü seveyim hacı. Ah. Sıkma canını Zarife'm. Ben ne yaptığımı bilirim. Bu oğlanı sıkı tutmak gerek. Adam gemiyi azıya aldı. Durdurabilen aşk olsun. Şuraya baksana. Attığı yumruğun yeri hala acıyor.
Al. Bak 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 bak. İç. Bizim Ahmet büyümüş de ne altlar çeviriyormuş. Hmm? Büyümüş mü? Bence o hala bir çocuk. Cahil bir çocuk. Cahil ve bağnaz ama çocuk değil. Peki nedir bu oğlum? Örgüt mü örgüt? O albayın söylediği. İlahi adalet midir? Her neyse işte. Ahmet'in bu işlerle bir ilgisi var mı sence? İnsan konduramıyor bir amca. Reddetsem de kardeşiz sonuçta. Hoş. Bizden uzak olsun da. Olur mu oğlum öyle şey? Ne demek bizden uzak olsun? Eşek bizim eşeğimiz. Tabii ki sahip çıkacağız. Ne yapacağız yani? Bence biraz fazla iyimsersiniz. Fanatizmin gideceği yer hep aynı. Aptallık. Neyse tamam, bırakalım şimdi bunları. Bakın ben direkt şirkete geldim, tamam mı? Siz karşılamadınız ha. Sonra niye önce eve gelmedin diye acıdan fırça yemeyelim, tamam mı? Söyler miyiz bir amca? Tamam. Faruk amca. Ne var kız deli? Söylemezsen bana ne alacaksın? Şimdiden Kayserili tüccar olmuş bu be. Ne istersen onu alırım kız. Deli. Pompon şekeri. Peki. Ne oldu baba? Ne olduğunu sen anlatacaksın. Otur şöyle. Yok bir şey oğlum. Babam bir konuşayım demiş seninle. Gel otur. Ahmet. Nedir bu komutanın söyledikleri? Bir anlat hele. Ne söylemiş ki? Evlat, lafı dolandırma. Ne dediyse sen de duydun. Yalan mı? Baba, adam beni kafasına takmış işte. Yeni bir şey mi? Yeni olanlar da var. Resmen senin örgüt olduğunu söyledi. Sen de inandın mı? Ben senden duymak istiyorum. Bu işlerle bir alakan var mı, yok mu? Hayır, yok. Peki, peki kim bu? Kim bu görüştüğün adamlar? Kim? Hiç kimse baba. İnsan arkadaş da mı edinemeyecek? Edinir elbet, edinir. Lakin arkadaşlarıyla cami önlerinde olay çıkartmaz. Baba biliyorsun savaşa... Bırak şimdi savaşıma başı. Ben de savaş istemem. Hele hele oğlumun savaş çıkarmasını hiç istemem. Savaş çıkartan ben miyim baba? Hem sen niye komutandan saklandın? Niye kaçtın? Madem bir kabahat bulmuyorsun kendinde, çıkacaksın adamın karşısına, böyle 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 diyeceksin. O da bana inanacak öyle mi? Anlasana artık baba. Albay benim söylediğim hiçbir şeye inanmaz. Yalnız bana olsa iyi. Senin sakalın bile batıyor onlara. Bırak şimdi sakalı makalı. Ben kendimi müdafaa etmesini bilirim. Devletimize itaat etmeyi dinimiz bize emrediyor. Daha ötesi var mı bunun? Komutana söyledim, sana da söylüyorum. Belki bellememişsindir. Benim ailemden devlet düşmanı çıkamaz Ahmet. Kendi ellerimle parçalarım onu. Anlıyor musun? Operasyonu yöneten Başkomiser Yağız Balcı, küçük kızla kendisini takas ederek büyük bir cesaret örneği gösterdi. İnsani değerlerin tartışılır hale geldiği günümüzde, hiç şüphe yok ki Yağız Balcı Türkiye'nin kahramanı oldu. Mırıl mırıl ne okuyorsun Gülizar Sultan? Seni. Beni mi? Hay Allah, seni bildiği gibi yapsın. Bak kaçırdım kaldığım yeri. Bu nedir ya? İnsan bu kadar mı yakışıklı olur? Hiç mi acımaz kimseye be? Arkadaşım, kim doğurdu seni? Hadi oradan eşek sıpası. Sen bir daha böyle bir delilik yap. Bak görürsün nasıl basıyor orayı Gülizar. Oğlum, adam gibi oturup yesene. Of anne ya, of ya. Bana bak. Ben öyle caka sattığın gazeteci kızlara benzemem. Yersin şamarı. Akşam yediğin tokadı unuttun galiba. Hangi kız ya? Ya ya, Gülizar da inandı. Oku bakayım çocuğum. Kim yazmış haberi? Zeynep Tandoğan. Allah bilir sen bu kızı tanımıyorsundur şimdi. Ne yapacaksın? La havle. Ne yapacağım? Gideceğim alacağım.
Tövbe tövbe. Geldim bu yaşına bir baltaya sap olamadın. Çok meraklıydım sana kız bulmaya. Senin yarının belli değil. Bir de gidip elin kızının başını mı yakacağım? Şşt. Kara panter, ben çıkıyorum ha. O ne be? Bana bak. Dakika başı bulma bana. Hadi eyvallah. Kahvaltını yapmadın daha. Akşama kadar aç aç gezeceksin. Bak dinliyor mu hiç? İşine gelmeyince kaç. Maşallah, pek de yakışıklı çıkmışsın. Zeynep Hanım? Efendim? Çıkıyor muyuz? Çekim mekanını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yese AŞ. Evet. Orada buluşuruz, ben bir tur atacağım. Tamam. Çekemem Faruk şimdi seni ya. Sevilla'nın güzellik uygusunda anlaşılan. Daha güzel olmaya niyeti var galiba. Yetmiyor mu? Sevilla'ya hiçbir şey yetmez ki oğlum. Yetmez tabii. Dünyaya bir defa geliyoruz. Şanslı adamsın be amca. Ay. Ya kaç kere söyledim arama diye ya. Rüyasında bile beni görüyor bu. Sayın Bakanım günaydın. Yo yo, duştaydım. Ayrıca uyandırabilirsiniz de. Kaç kadın bir bakan tarafından uyandırılma şansına sahip? Sevil Hanım, diyorum ki bir akşam baş başa yemek yesek. Ne dersiniz? Çok hoş olur derim. Güzel. Aslında ben de ne zaman arayacaksınız diye meraklanıyordum. Öyle mi? Hı hı. Çarşamba akşamı diyelim. Benim için son derece uygun. Sizi büronuzdan aldırırım. Mükemmel. Peki nereye davetliyim acaba? Sizin gibi güzel bir yere. Başlasın bakalım büyük oyun. İpeğim, mihrabım benim, çocuk karım benim. Kim bakacak sana ben olmasam ha? Kim? Sen olmasan ben de olmam Zarifem. Ben de olmam. Valilikteki toplantı Hayrullah Kesili ile mi ilgili hayatım? Genel bir toplantı. Bu adamı fazla abartmıyor musun sence? Şöyle düşün hayatım. Asıl mesele oğlu Ahmet Kesili. Ama babasının bile başını yakabilir. O yüzden ikisini de ciddiye almak lazım. Mert. Nasıl olduk oğlum? Erkek adam gibi. Erkek adam nasıl olur Mert? Jilet gibi. Aferin benim aslan oğlum. Hadi gidelim. Hoşça kal. Güle güle. Derse giriyor musunuz? Herhalde abi, niye geldik buraya? Tamam. Benim de projelerim var ya. Şurada simitçi var. Ben bir tane alacağım. Sen de istiyor yok musun? İstemiyorum. Bunun yüzünden canım gelmek istemiyor okula.
Karşınızda utanç duvarı. Hakikaten abi çok tuhaf ya. İnsan şizofren olur be. Utanıyorlarsa takmasınlar abicim. Oho, onu da biz mi düşüneceğiz? Bunu duyan da var ya sık sık düşünüyor zanneder. Mesele bu mu yani? Peruk da takmıyorum, türban da. Ama ben de utanıyorum. Hem yarın öbür gün saçlarını kesmeden giremezsin deseler. Ki hiçbir garantisi yok. Ne yapacaksın? Bu kafayla biz de soluğu yakında duvar dibinde alırız. Merhaba. Merhaba, ne haber? Ne olacak işte, hep aynı. Çile çile. Başka evet, hiçbir şey değil. Haklısın. Hadi derse girelim. İsyan eden biri daha. Ne yapıyor abi? Genç adamlar için bunlar Hacı Bey. Ben gençken bisiklete bile binemezdim. Araba en iyisi. Yere sağlam basmak lazım. İnsanoğlu nereden nerelere geldi? Motor deyip geçme ha. Şahane icat. Babandır oğlum. Başına bir iş gelmesinden korkuyor. Ne yapsın adam? Senin kocan çocuklar arasında ayrım yapıyor anne. Evladım, günahını alma adamcağızın. Sevgisini gösteremez, o ayrı. Ben şahidim. Utanırdı da uykusunda severdi siz. Ne yapsın? Babasından, atasından öyle görmüş. Of anne of. Annen kurban olsun sana. Evladım. Geçmiş de olsa gel evinde yat oğlum. Söz ver annene. Kendi evime gelmeye çekinir oldum artık. Niye oğlum? O şeytanı bu eve sokma anne. Hep beni suçluyor ama bütün bunlar o kadın yüzünden oldu. Onunla kocası olacak günahkarın yüzünden. Oğlum. Allah aşkına söyleme şöyle. Ben şeytanın yolundan yürümem. Varsın ersin yürüsün. O zaman ben de derim ki aynıları aynı, ayrıları ayrı. Kardeşliğimiz de biter. O nasıl söz evladım? Ah.
İşlerin nasıl? İyi. Hamdolsun. Ne zaman geldin? Sabah abi. Dönüş ne zaman peki? Allah kısmet ederse bugün abi. Ateş almaya mı geldin? Gerçi işin düşmese hiç gelmezsin ya. Hiç olur mu abi? Ne demek? İşler yoğun biliyorsun. Şu otoyol ihalesi var ya. Hiç anlatma Faruk. Benim aklım ermez bu işlere. Ersin'le konuş ne konuşacaksan. Peki. Baba 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 gel gel. Bu adamı yolda gördüm ben. Demek buraya geliyormuş. Abo, bu canavarı küçücük kız mı kullanıyor ya? Bu gazeteci olmasın o? Daha neler, o kadar yolu bunun tepesinde. Efendim? Tamam, bilgim var, yukarı alın. Merhaba, Zeynep Tandoğan. Hoş geldiniz, Şeyda Gesili. İzninizle babama haber vereyim ben. Bekliyorum. Babacığım. Röportaj için geldiler. Şu motorlu kız mı yoksa? Hı hı. Maşallah maşallah. Helal olsun kıza ya. Şey yalnız babacığım. Röportajı kameraya da çekeceklermiş. Kameraya mı? Evet. Televizyonda da yayınlanacakmış. Kızım ben beceremem böyle şeyleri. Demedin mi onlara ya? Bu bizim için de sürpriz oldu babacığım. Sonradan gelişen bir şey. Ama düşündük etkisi çok daha büyük olacak. Ha? Ne işler sardılar başıma ya. Gelsinler bakalım hadi gelsinler. Tamam. Buyurun Zeynep Hanım. Hı hı. Tanıştırayım. Zeynep Tandoğan. Merhabalar. Merhaba. Faruk Bey değil mi? Dersimi iyi çalışıp geldim. Merhaba. Hoş geldin kızım. Buyur otur kızım. Sağ olun. Abi. İşim biter bitmez dönerim Peki. ben. Görüşemezsek. Hadi hayırlı yolculuklar. Sağ ol abi. Hoşça kalın, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Başarılar Zeynep Hanım. Çok sağ olun. Rahat ol. Efendim, uygun görürseniz röportaja fabrikanın içinde başlasak diyorum. Hayatınızda önemli bir yeri var. Hay hay kızım. Nasıl istersen kızım. Merak etme, zamanla alışacaksın. Hatta burayı çok seveceksin. Öyle diyorsanız. Bu senin. Bu telefon hep açık olmalı. Sana ihtiyaç duyduğumuz her an ulaşabilmeliyiz. Asla başka bir iş için kullanmayacağız. Anladım. Beraber çalışacağın arkadaşların hepsi burada. Gel, seni tanıştırayım. Bu Ali. İsminin aksine karmaşık bir tiptir. Tam bir bilgisayar kurdu. Eski bir hacker. Gerçi hala öyle ya. Birkaç ay öncesine kadar Interpol listelerindeydi. Temel ihtiyaçları dışında oradan pek kalkmaz. Kulaklığı da pek çıkarmaz. Konuşmak istersen karşısına geçeceksin. Nereden buldunuz? O bizi buldu. Bilgisayar sistemimizi çökertti. Böylece biz de onu bulduk. Numan çık ortaya. Bu da Numan. Maşallah üst baş jilet gibi. Yüzük de olmadığına göre anneyle mi yaşıyoruz? Numan iyi istihbaratçıdır. Aklına gelebilecek her kılığa bürünür. Her yere girip çıkar. Ama böyle bir yığın garipliği de var işte. Mesleki hastalıklar değil. Bu da Taner. Taner bizim strateji uzmanımızdır. Burada kısaca komplocu da derler. Siyasi gelişmeler ışığında komplo teorileri üretir. Bravo, bu kadar orijinal tipi bir araya toplamak
Sen kendini normal sayıyorsun herhalde. Neden saymayayım? Sizi yeni arkadaşınızla tanıştırayım. Yağız Balcı. Organize Suçlar Şubesi Başkomiseri. Eğitimi çok iyi. Yurt içi, yurt dışı, bütün kursları dereceyle bitirmiş. Emniyetin medar iftarı olarak başladığı görevinde hızla yükselmiş. Biraz ters ve fevri bir yapıya sahip. Normal bir adam gelse kafamı keseceğim. Son bir uyarı arkadaşlar. Burada çalışanların dışarıda görüşmeleri yasak. Karşılaştığınız zaman birbirinizi tanımayacaksınız. Hoş geldin. Eyvallah. Rahmetli babam akıllı adamdı. Girişken adamdı. Beni de ona benzetirler. Hoş, Kayseri'de herkes cindir ya. Neyse. Gezi'den Pınarbaşı'na geçtiğimizde ben sudan çıkmış balığa döndüm. İnsanlar oturdukları eve her ay tıkır tıkır kira ödüyordu. Biz böyle şeyleri görmedik, bilmezdik. Peki ya yatak fabrikası? En baştaki halimizi görseydin, ne yatağı ne fabrikası kızım. Babam bir arkadaşından duymuş. Kayseri'de bizim eski usul döşekler gitmiş, yerine yatak gelmiş. Tezgahlarda yapıp satıyorlarmış. Rahmetli karar vermiş bu işi yapacağım diye. Beni de yanına kattı. Başladık kıtık yapmaya. Kıtığı bilir misin? Bilirim. Babam adam tutup köylere yolladı. Eskimiş kumaşları toplattı. Sonra tezgahta biz başladık kıtık kesmeye. Sabah akşam bu boyda kumaş kesiyorduk. 14 yaşında Pınarbaşı'ndaki tezgahın başına geçtim. Babam tabelayı astığında koltuklarım nasıl kabardı bir görseydin. Salih Kesili ve Mahtumu Kıtık Tezgahhanesi. Mahtum da ben oluyorum. Gerçi ortada tezgah falan yok. İki çocuk, iki makas çalışıyoruz. Allah'a çok şükür muvaffak oldum. Ama ben bildiğim işi yaptım. Bana göre herkes bildiği işi yapmalıdır. Şimdi bakıyorum herkes her işi yapıyor. Ben anlamam öyle şeylerden. Ben çekirdekten bu işi yaptım. Her şeyin başı azim. Hı hı. Eskiden kılıcı keskin, kalbi katı olanlar zamanın hükümranı oluyordu. Zamanın ruhu, kuvveti ve asıl hakimi hak, akıl, bilgi, kanun ve kamuoyudur. Artık kılıcı değil, aklı keskin olanlar, kalbi katı olanlar değil, parlak olanlar yükselecektir. Zira ilim zamanla artarken kuvvet zaman geçtikçe zayıflar. Bir cuma vaazında basit bir cami imamı çalışmak müminin sıfatıdır diyiverdi. Allah hoşnut olduğu sıfatı galip ilan ediyor. Çalışmak Allah'ın emridir. Efendim, devamını başka bir yerde yapsak sizin için de uygun olur mu? Çantayı masanın üzerine bırakın lütfen. Çıkabilirsiniz. Hepimize hayırlı olsun. Olsun bakalım. Faruk abi. Bu ihale işlerini telefonda konuşmamaya özen gösterelim. Söylemeye gerek yok ama. Olsun Şeydaş. Söyle sen yine de. Bu işlere yeni girenler de olur öyle bir süre. Seni böyle yoruyoruz ama elden çalışmak şu an en iyisi. Hem fena mı? Yüzünü görüyoruz. Ankara'ya gelin bir ara. Sevil'le sizi bir ağırlayalım. Ne dersin Şeydacığım? Uygun mu? Ankara'yı severim. Bu sınav yerinde insanların yarısını yalan, yarısını doğru söyler yarattı Allah. Ve Hacı Uçan Kuş'a konuştu. Babalar oğullarını gömmemeli. Yayınlandığı andan itibaren olay yaratan dizinin baş kahramanı Hacı Tuncel Kurtiz'le çok özel bir röportaj. Biraz da sinirleniyorum. Onu ben açtım. Ararsan Mevla'yı kendinde ara. Ve olay dizinin perde arkasında yaşananlar.
Kayahan'ın saray yavrusu evi de uçan kuşta. Burada günlerce kağıt kalem elimde. Şurada giysilerim. Burası hanım dolapları. Pop müziğinin efsanesi Kayahan, annesi, babası, çocukları ve torunlarıyla dört kuşağın buluştuğu doğum gününde neler yaşadı? Seni versinler ellere. Şakacıların bu haftaki kurbanı Zeynep Dizdar'ın radyo programında başına gelmeyen kalmadı. Üç günlük şarkıcıyla aynı programa konuk olan ünlü popçu Zeynep Dizdar, kıskançlık krizine girerse neler olur neler? Ne bileyim, nispet gibi olur. O yüzden. Öyle bir şey var. Bülent Ersoy'un balon fobisinde son perde. Önce böyle korktu, sonra ne bombalar patlattı ne bombalar. Dikkat! Uçan Kuş bu akşam saat 22.15'te Show Türk'te. Burası siyasilerin değil, asıl olarak ülkenin çıkarları için kurulmuş özel gizli bir birimdir. Bu bağlamda siyasetler üstü bir yapımız olduğunu söyleyebiliriz. Yani bağımsız bir birim diyebilir miyiz? Şöyle diyelim, siyasi dengeler değişir, iktidarlar değişir, biz kalırız. Peki işimizde ne yapıyoruz? Önümüzdeki günlerde çok önemli bir ihale olacak. Savunma Bakanlığı bunu henüz açıklamadı. Ama neredeyse son aşamasına gelindi. Ne ihalesi bu? Tam 15 milyar dolarlık bir Türk Silahlı Kuvvetleri modernizasyon ve helikopter ihalesi. İş büyük ha? Hayır, çok büyük. Sadece bir modernizasyon ve helikopter ihalesi olarak bakma. Bu ihaleyi hangi ülke alırsa, Türkiye'nin 10-15 yıllık ekonomisini, siyasi yönelimlerini, kısacası kaderini belirleyecek. Kader diye bir şey yok galiba. Bence yok. Sadece gelecek var. O da belirleniyor birileri tarafından. İhalenin bir tarafı belli yani. Büyük oyunların değişmeyen oyuncusu Amerika. İsrail'le ortaklığa girmesi kuvvetle muhtemel. Bizim işimiz bundan sonrası. İhalenin karşı cephesi Avrupa ülkelerinden olacak. En azından öngörümüz bu yönde. Resmi kanalların yanı sıra bağlantılı oldukları kişi aracılığıyla da bir şekilde bürokratları etkilemeye çalışacaklar. Peki bunu nereden biliyoruz? Amerikalılar nasıl çalışıyor sanıyorsun? Makro siyaset. Peki problem ne? Soru şu. İhalenin büyük adayı hangi ülke olacak? Ve bu ülkenin adamı kim? Bingo. Peki nereden başlayacağız? Onlar başlayacak. Oyun onların oyunu. Biz peşlerine takılacağız. Ankara ısınacak desenize. Bakanımız çok hızlı çıktı. Bürokrasimiz kendini bazı konularda aşabiliyor demek. Yalnız Sayın Bakanım aşamasını geçtikten sonra beni bayacak. Sen de kabul edersin ki rüknettin demek pek de kolay bir şey değil. Anyway, işimize bakalım. Çok dikkatli olman gerek. Balık çok büyük ve tek şansımız var. Kaçıramayız. İlk buluşmada, ne derler, aklını başından al. Bu görüşmede modernizasyon ve helikopter ihalesinden hiç bahsetme. Korkutmayalım, okey? Korkmuş bir bakandan çok aşık bir bakan istiyorsun yani. Kesinlikle. Okey Charlie, don't worry. Bu akşam bir ön kutlama yapalım, ne dersin? Ne? Akşam programım var. İş yemeğim var. Benim dahil olmadığım ne işiymiş bu? İhaleden başka işimiz mi var Sevil? Peki kiminle yeniyor bu yemek? Her şeyi öğrenemezsiniz Leydim, siz bile. Gerekirse bilgi veririm. Okey Charlie. Cheers. Amca petrol 50 sene sonra bitecek. Dünya harıl harıl yeni enerji kaynakları araştırıyor. Öngörüsü olanlar bu alanlara yatırım yapmaya başladı bile. Ne gibi mesela?
Enerji sektörü işte. Mesela bor. Geleceği belirleyecek bir maden. Kesinlikle. Zeynep Hanım nerede kaldı acaba? Başına bir hal gelmesin ha? Bir şey olmaz ona Hacı Bey. Siz merak etmeyin. Şimdi gelir. Hah, işte geliyor. Maşallah maşallah. Rüzgar gibi bu kız ya. Vay 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 vay. Hepimizi zor zamanlar bekliyor. Hepiniz bunun altından kalkabilecek kardeşlerimsiniz. Bundan sonra Kayseri ile sınırlı kalmayıp bütün Orta Anadolu'ya inancımızı taşıyacağız. Bundan böyle Ahmet emirinizdir. Bir diyeceğin var mı Ahmet? Allah'ın inayetiyle sana güvenin tamdır. Allah razı olsun. Ecmain. Sayın Valim, Cuma namazı sonrası yaşanan olaylar, laik cumhuriyetimize yönelik irticai tehlikenin ilimizde de gelişip güçlendiğini apaçık ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu tür irticai faaliyetler konusunda hayli endişe duymaktayız. Aynı endişeyi ben de duymaktayım. Ancak konuşmamın başında da belirttiğim gibi, hedefimiz ülke olarak çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak ve Avrupa standartlarında gelişmiş bir demokrasiye sahip olmaktır. Güvenlik hiç kuşkusuz çok önemlidir. Ama anayasal düzenimizi ve cumhuriyetimizi tehdit eden yıkıcı akımlar ve radikal İrticai örgütlerle kararlı bir biçimde mücadele ederken, dindar halkımızın inançlarına, yaşam tarzlarına ve değerlerine karşı da azami ölçüde saygılı olmamız gerekmektedir. Güvenlik kadar demokrasinin de önemli olduğunu asla unutmamalıyız. Elbette. Avrupa Birliği ve demokrasi konusunda Genelkurmay Başkanlığımızda hassas bir kararlılığa sahiptir. Bizim endişemiz, İrticai örgütler eğitimden tutunuz da hemen her alanda sinsi faaliyetlerini sürdürüp vatandaşlarımızın, özellikle de gençlerimizin dini duygularını sömürmeye devam ediyorlar. İrticanın bu şekilde kök salması, cumhuriyetimize karşı bir güvenlik zaafını oluşturabilir kaygısındayız. Sayın Müdürüm, bir emniyet zaafıyla karşı karşıya değilizdir umarım. Albayım, bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Her şey kontrolümüz altında. Sayın Valimizin emirleri doğrultusunda her türlü tedbir tarafımızdan alınmış bulunmaktadır. Emin olabilirsiniz Sayın Albayım. Sayın Valim, bu vesileyle bir öneride bulunmak istiyorum. Buyurun. Zararlı ve yıkıcı örgütlerle daha etkili ve koordineli biçimde mücadele etmek için tüm istihbarat bilgilerinin tek merkezde toplanması bizce hayati bir öneme sahiptir efendim. Haklısınız. Bu konudaki tüm istihbari bilgileri derhal toplayıp arz edeceğim efendim. Pekala, hepinize çok teşekkür ederim. Kur'an kurslarındaki hocaların bir kısmıyla görüşüyoruz. Buradaki gençlerin eğitimine ağırlık vereceğiz emirim. Ayrıca hocası olmayan camilere kendi arkadaşlarımızı yerleştireceğiz. Böylelikle hem cemaatle yakından ilgilenmiş olacaklar, hem de Kur'an dersi altında çocukları teşkilata devşirme faaliyetlerini sürdürecekler. Doğru diyorsun. Buralara daha çok eğilmek lazım. Hı hı. Sen bu konuda birlikte çalışacağın insanları ayarlayıp başla. Hı hı. Sen de cuma namazları sonrasında yapılacak eylemlerin hazırlıkları ile ilgilen. Yalnız bundan sonra daha iyi organize ol. İnsanlar çok dağınık kalıyor. Tamam emirim. Hadi arkadaşlar, iş başına. Hayrullah Bey, bu sabah size gelmeden Kayseri'nin içini motorla turlarken isminizin yazılı olduğu birçok bina gördüm.
Bitmiş ve inşaat halindeki camilerin yanı sıra birçok yurt, ilköğretim kurumları ve üniversitelerin oluşumunda sanırım katkılarınız hayli büyük. Estağfurullah kızım, vazifemiz. Bu yaptıklarınızla birçok insana örnek olmuşsunuzdur. Aman efendim, estağfurullah. Çocuklarımız okusun diye yaptığım katkı benim insanlık görevim. Ben talebelik yapmadım ama çalışmak ve okumanın insanı kurtaracağını hayat öğretti bana. Cehalet nasıl insanı çirkinleştirirse bilgi de o kadar güzelleştirir. Çok güzel. Biraz daha özel zevklerinizden bahsetmek istiyorum. Mesela Hayrullah Kesili en çok neyi sever? Su. Su mu? Kendini bırakabileceğin, çağlayan, bağıran bir su. Ama berrak olmalı. Kiripası olmamalı. Gençliğimde en sevdiğim şeydi. Dereye girdim mi hayat dururdu benim için. Artık ne denize gidiyorum ne dereye giriyorum. Suyu bir abdest alırken bir de içerken görüyorum. Dünyanın en büyük özgürlüğü nedir bilir misin kızım? Nedir? Suya teslim olmaktır. Su adamı alır, istediği yere götürür, istediği yerde de başından atar. Gençler özgürlüğün peşinden koşuyor. Ama yanlış yerde arıyorlar. Özgürlük kime teslim olacağını bilmektir. Peki hiç pişmanlıklarınız yok mu? Okumadım. Daha ne olsun? Halbuki Cenab-ı Hak Alak suresinde der ki oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Okumadığıma ne kadar yansam yeridir. Ticarete de dünyaya da yön veren ilimdir. İlimsiz kalmak çıplak kalmakla eşittir. Cehalet çok kötüdür kızım. Sen bilmezsin. Bugün böyle düşünüyorsam gözümü açan da bir öğretmendir. Öğretmen mi? Hiç öğrencisi olmadığım bir öğretmen. Öyle mi? Ya bizim köy ezelden beri geleneklerine bağlıdır, dindardır. Hele bazıları vardır ki Atatürk'e verip veriştirirdi. Dini kovdu diye. Peki ya öğretmen? Atatürk'ün inanan insanları, gerçek Müslümanları sevdiğini bana o öğretti. Ben Atatürkçülere kızarken bana baktı baktı, oğlum Atatürk'ün kendisi Atatürkçü müydü dedi. Sonradan gelenler Atatürkçü oldular. O Kurtuluş Savaşı'nı Anadolu'da başlatmadı mı? Neden İstanbul'a güvenmedi de buralara güvendi? Hiç düşündün mü? Ben öyle kala kaldım. Bana dedi ki, sen statüko nedir bilir misin? Bak Zeynep kızım, bu Sezai Bey benim çok eski arkadaşımdır. Sene 1942, ilkokuldaydık değil mi? Babası da rahmetli, çok muhterem bir insandı. Ne derdi bilir misin? Ne derdi? Ne derdi baban? Bizim zanaatımız camcılık, işimiz para kazanmak derdi. Güzelmiş. Hanım kızım, sen bu adamın lakabını bilir misin? Hayrullah Bey'in lakabı hacı değil mi? Ne hacısı? O hacca gittikten sonra oldu. Bir de şu sakaldan sonra. Bu adamın lakabı Ayı Hayrullah'tır. Ayı Hayrullah mı? Sezai, ben koydum ona bu ismi. Peki neden koydunuz? Bu gördüğün adam Hayrullah Bey olmadan evvel Kayseri'nin güreş takımındaydı. Bunu bilmiyordum. Allah seni inandırsın, yıkamadığı kimse yoktu. Ya Sezai, ne gerek vardı buna? O zamanlar ne vakit kafam atsa hadi oradan ayı diye terslerdim. Terslerdim ama sonra da tabana kuvvet kaçardım. Vallahi ben tadanların yalancısıyım. Acı kuvveti varmış Hayrullah Bey'imizin. Doğru mu bunlar? Aa, ne diyeyim bilmem ki. Hay Allah layığını versin Sezai. Yani senin gibi bir genç kızın bu motoru kullanmasına inanamıyorum. Hayrullah Bey, ben hep motor kullanıyorum. Nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Kızım onca yol nasıl olacak bilmiyorum ki. Kar yağar, buz olur yollar. Merak etmeyin, ben alışayım. Hem yol da çok uzun sayılmaz. Hızlı gitmesen bari. Gitmem, her zaman aklımda olacak. Her şey için çok teşekkürler. Sizi tanımak büyük bir zevkti. Bilmukabele hanım kızım. Aklın gibi, ruhun gibi açık olsun yolunda. Muvaffak olursun inşallah. Sağ olun efendim. Her şey için tekrar teşekkürler. Hoşçakalın. Güle güle kızım. Hayırlı yolculuk olsun. Sağ olun. Bak, yolda bir sorun yaşarsan beni cepten ara.
Ben yardıma koşarım. Tamam, mutlaka ararım. Hadi bakalım. Güle güle, güle güle. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm, selam. Gel otur Ahmet'im. Ahmet, kardeşlerimiz uzun yoldan geldiler. Safa getirdiniz. Hem de elleri boş gelmemişler. Emaneti sana getirdim, alınız. Gördün mü Ahmet? İslam ordusunun neferleri birbirlerini koruyup kollarlar. Biz bütün bir cihana yayılmışız elhamdülillah. Allah'ın izniyle buradan da hayırlı bir yola uğurlayacağız kardeşlerimizi. Üçü de hak yolunda savaşmış mücahitlerdir. Faysal Suudi Arabistan'dan. Gerhard ise... Abdullah. Abdullah'la Hasan da... Müslümanlığı seçmiş Alman kardeşlerimizdir. Kardeşlerimiz Çeçenistan'da, Bosna'da kafire karşı savaşmışlar, bu uğurda gazi olmuşlardır. Gazanız mübarek olsun. Ah Ahmet'im, bizden de böyle kahramanlar çıkacak değil mi? Atatürk'ün inanan insanları gerçek Müslümanları sevdiğini bana öğretti. Ben Atatürkçülere kızarken bana baktı, baktı. Oğlum, Atatürk'ün kendisi Atatürkçü müydü dedi. Kaseti alabilirim. Eline sağlık Burak'cığım. Rica ederim. Evet arkadaşlar, gelin bu tarafa doğru. Evet. Yağız Bey, bilgi verebilir misiniz? Yok arkadaşlar, bilgi yok. Olay hakkında bilgi verebilir misiniz? Arkadaşlar yok bilgi. Olay yeri inceleme çalışmaya başladı başkomiserim. Merhaba sayın savcım. Esra, görmediklerimi anlat ya. Cesedin üzerinden kimlikleri çıktı. Adam Kazım Genç Türk'müş başkomiserim. Olay yerinde şüpheli bir durum var mı hocam? Bizim açımızdan şüpheli bir durum yoktur başkomiserim. Haber Maki, işler nasıl? İşler açıldı abi. Maki. Maktulün dili çok uzunmuş da ayaklarına dolanıp suya mı düşmüş? Abi dil normal de anlamadım. Ona rağmen düşmüş. Boğulma mı diyorsun yani? Olabilir. Şu anda kesin bir şey söyleyemem. Ama herif iyi su yutmuş, baksana. Peki boğuşma izi var mı abi? Örneklerini aldım, baksana. Tırnak araları tertemiz. Kan var mı? Kanama izine rastlamadık. Bunu hemen adli tıbba sevk edelim Mikey. Abi acelen ne? Şu iş bir bitsin. Esra. Evet başkomiserim. Ailesiyle bir görüş bakalım. Peki başkomiserim. Çöpçü. Sen dalgını geç bakalım. Bu yöntem bir gün işe yarayacak oğlum, yarayacak. Zeynep. Çok kötü görünüyorsun. Hiç uyumadım, normal. Git biraz dinlen.
Ben seni idare ederim. Etmesen de gideceğim ben açıkçası. Ölen kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Kazım Gençtürk. Hadi ya. Adam yollamanın alemi yok. Olayla Yağız Balcı ilgileniyor. Kimseyi de yaklaştırmaz. Ceset de adli tıpa yollandı zaten. Oraya gidelim mi? Ben giderim. Saçmalama. Göndermem seni. İzin istediğimi hiç sanmıyorum. Anadolu Otoyol ihalesi vesilesiyle ulaşım sektörüne katkılarınızdan dolayı küçük bir pay. Saymayacak mısın? Bana eksik ödeme yapmaya cesaret edebilir misin? Özledim seni. Bir gün bile aile kalsak elim ayağım titremeye başlıyor Sevil. Canım yanıyor resmen. Bana bile oluyorsun da ondan. Evet. İş adamı Kazım Gençtürk bu sabah Eymür Gölü'nde ölü bulundu. Gençtürk'ün ölüm sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmazken polis araştırmalarına devam ediyor. Tanıyordun herhalde. Ya. Nereden çıkardın? Şaşırdım işte. Neden? Ne neden? Ben tanıdığım birinin ölümüne şaşırırdım da ondan. Tanımıyorum dedim Sevil. Uzatma. Kızma sevgilim. Öyle diyorsan. Koca iş adamı. Yazık. Baksana sen. Bakandan da haber, bir gelişme oldu mu? Hoppala. Nasıl geldik şimdi bu konuya? Bir gelişme var mı yok mu Sevil? Başlama yine Faruk. Bir gelişme olsa haber veririm değil mi? Helikopter ihalesi benim için çok önemli Sevil. Bakanın soluk aldığını duysan bana söyleyeceksin. Başka bir şey sakın aklından bile geçirme. Tamam. Tanınmış iş adamlarından Kazım Gençtürk'ün zamansız kaybı tüm ailesini kedere boğdu. Abicim yapma şunu ya. Oğlum sen ne biçim adli tıpçısın lan? Başka yerde yapınca ne değişiyor sanki? Ani hareketten ürküyorum abi. Hadi bir morg ziyareti yapalım seninle. Ben yeni çıktım, sen yalnız başına gir. Ayrıca sen raporu beklemeyi öğrenemeyecek misin? Hayır, birlikte gireceğiz, yürü. Yaz, ben girmem abi. İkide bir kafayı tavana dikmiş adama mı bakacağım ben ya? Oğlum bak, burası senin sinirlerini bozuyor, kafayı uçuruyorsun. Hadi yürü. Sen benim başımı yakacaksın ama ne zaman, yürü. Ya yürü hadi, yürü, üf be. Açıl be. Deli midir nedir ya? Nasıl oldu bu iş Şahin? Niye benim haberim yok? Olmaz tabii. Lady midir nedir, sıyrıl ondan işine bak. Bu işle ne alakası var? Nasıl yok? Telefonlara çıkmıyorsun, yazıhanede oturmuyorsun. Nereden bulacağız seni kardeşim? Bak ayağını denk al, ikimizin de başını yersin. Yarın alacağım habere göre seni arayacağım. Telefonlarını açık tut, tamam mı? Dar, bizi buldun mu? Adam kalp krizi geçirmiş. Dengesini kaybedip suya düşmüş ha? Aynen öyle. Krizin etkisiyle de toparlayamamış tabii. Ama ölüm nedeni kesin kalp krizi. Mantıklı görünüyor. Rapor ne zaman elime geçer? Yarın abicim, yarın. Abi, hayatımın aşkını morg kapısında buldum, iyi mi? Bak bak bana nasıl gülüyor. Merhaba Yağız Bey. Merhaba. Tanışıyor musunuz? Sanırım karşılaşmıştık, değil mi? Sanır mısın? Zeynep Hanım... Yani gazetede gördüm de adınızı. Zeynep Hanım gazeteci.
Zeynep Hanım, biz Yağız Bey'i hafızasıyla baş başa bırakalım. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kazım Gençtürk'ün ölümüyle... O konuda bilgi veremiyoruz. Ama efendim, yani basının giremeyeceği emrini defalarca tekrarlamama karşın beni zor durumda bırakıyorsun. Lütfen. Çok çıkar özür dilerim mısınız? Doktor lütfen Bey, efendim, gerçekten. Kapı şu tarafta. Çok, çok ama yani beni zor durumda olmayacak. Bırakıyorsun. Çok, olacak iş değil. Eğer bir numara bırakırsanız belki de size yardımcı olabiliriz ha? Olabilir mi? Eğer kaybetmezsem ararım. Siz bilirsiniz. Ben kesin arardım ama kaptı. Hoşça kalın. Gitti be. Oğlum. Her ortamda Sami Hazin Ses gibi davranmak zorunda mısın sen sana ya? Sana ne ya? Versene şu kartı abicim ya. Yok kart. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İnanır mısın, çok yoruldum. Hadi be abi ya, sorma valla. Evet. Yine aynı terhane. Oh. Düzgün mü? Hı hı. Ah. Ya ne oldu? Kağıtlarım sende mi? Bende değil. Ya bir dakika beklesene, dur. Tamam tamam. Mini! Hey, bir dakika bayan. Öyle giremezsiniz. Ya bir şey alıp çıkacaktım. Yasak, kuralları biliyorsunuz. Ayşe, tamam ben geliyorum. Hayır, sen dur orada. Versene şu peruğu. Tamam, sakin ol. Ne düzen bozucu bir kız bu ya. Kızın olayı sinir abi. Ne yapıyor abi bu? İyi bak. Harbi bir eyleme tanık oluyoruz. Bir, iki, üç. Al. Sağ ol. Önemli değil. İyi günler. Deniz, abi ne yapıyorsun? Aa, baksana şuna, ne yapıyor? Aa. Nasıl? Yakıştı mı? Ne yapıyorsun sen? Ne var kardeşim? Perukla okula girmek yasak mı? Hadi be oradan. Gel abi ya. Hadi süpersin oğlum. Vallahi abi, keşke sen de saçlar uzasaymışsın ya. Yakıştı sana. Oğlum hakikaten bak ha. Ciddi söylüyorum bak. Ya galiba bu peruk seni açtı bile. Benim söylüyorum abi. Vallahi açtı seni bu peruk. Deli midir? Çok garip bir çocuk değil mi? Ne de iyi cesaret. Bilindiği gibi ünlü iş adamı Kazım Gençtürk bu sabah Eymür Gölü'nde ölü bulunmuştu. Gençtürk'ün ölüm sebebi hakkında henüz önemli bir açıklama yapılmazken iş adamının ailesi gün boyunca taziyeleri kabul etti. Bu akşam seni yeni bir yere götüreceğim, bayılacaksın. Başka zaman gidelim Kemal. Beni red mi ediyorsun? Keyfin yok senin. Olay mı canını sıktı? Niye sıksın ki? Canım, vademiz belli değil ya, o bakımdan söyledim. Haklısın. Dostum, senin neyin var? Hiç. Bir şeyim yok. Peki. Ben çıkıyorum.
Nerelerdesiniz Faruk Bey? Artık daha sık gelirim. Baksana hamlamışım. Köylüler de çok yardım ediyor Şeyda Hanım. Hele bir çocukları görseniz okulun önünden ayrılmıyor garipler. Peki okul inşaatı ne zaman bitiyor acaba? Açılışa çağıracağım sizi Şeyda Hanım. Lütfen. Hayrullah Bey'in katkılarıyla oldu bu iş. Allah ondan razı olsun. Müsaadenizle. Tabii. Arkadaşlar buyurun salona geçelim. Merhaba. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ben Ahmet. Abidin Hoca'nın yanından geliyorum. Ben Şükrü. Haberim var. Ben Şeyda Gesili. Biliyorum. Ben de Ülkü Atabay. Memnun oldum. Böylece resmen de tanışmış olduk. Evet. Çocukların okulunda da bir faaliyet düzenlesek diyorum Ülkü Hanım. Onların katılabileceği. Kültürel bir etkinlik mesela. Ne dersiniz? Kayseri tam bir çöl değil mi? Kesinlikle. Bence güzel olur. Ne yapabileceğimizi tespit etmek lazım. Affedersiniz, mesleğinizi sorabilir miyim? Müzik öğretmeniyim. Harika. Fakat ben hiç çalışmadım. Mesleğimden tek kalan, nereye bile koyduğumu unuttuğum bir keman. Siz keman hocası mısınız? Hoca mıyım? Hayır. Kayseri'de kim keman dersi almak ister ki? Benim kızım. Lütfen ona ders verin. Kayseri çöl diyen siz değil miydiniz? Canan için büyük bir şans olur. Lütfen.
Yani daha. Daha sonra aşkım. Gördün mü oğlum? Ben demiyor muydum annene, elini alsan yine güzel çalarsın diye? Evet babacığım. Tekrar çaldığını görmek çok güzel canım. Neye borçluyuz bunu? Şeyda Gesili, kızına ders vermemi teklif etti. Ne rahat insanlar bunlar. Neyse, en azından çalmaya başlamana vesile olmuş. En azından ne demek? Canan'a mı ders vereceksin anne? Tabii ki hayır oğlum. Zafer'cim, fikrimi bile sormadın. Benimle aynı fikirde olduğunu biliyorum da ondan canım. Nereden biliyorsun? Böyle bir şey yapamazsın Ülkü. Bırak da kendim karar vereyim. İzin verirsen tabii. Sen aradın mı kızı? Hangi kızı? Hangi kızı? Zeynep'i ya. Oo, ismini de unutmamışsın bakıyorum. Abicim, aramayacaksan versene numarayı bana. Bana bak, saçmalama. Oo. Nedir bu yengemiz olur ayakları abi? Ya ilgisi yok, numarayı bana verdi de ondan. Biraz daha anlatsana masalcı amca. Ne o, telefon mu bekliyorsun? Evet, bekliyorum. Seninle ilgileniyor olamaz mıyım? İlgilenmesen iyi edersin. Bir sigara versene abicim. Bıraktım, bıraktım. Hoppala, haftanın bazı günleri içiyorsun, bazı günleri bırakıyor musun? Oğlum, konuşamam şimdi. Görüyorum. Burası uygun değil. Merhaba kızlar. Merhaba Feridun Bey. Gel bakayım. Sapık. Ne kıl bir herif bu ya. Kıskanma. Gencecik adamım, ben neyini kıskanacağım onu? Genç olan sensin de karizmatik olan o. Gurmeliğin her tarafı karizma olsa ne olur ha? Cahil cahil konuşma ya. Adamın bin türlü zevki var. Hangi konuyu açsan derya gibi. Senin açamadıklarını anlatır gerçi ya. Şimdi yemek yapmayı öğrenince böyle yürüyen bir harem haline geleceksek ben de annemden bir iki tarif alırım abi. Sen bu gidişle yakında mantı da açarsın ha. Feridun abi. Oğlum ne yaptın? Allah canını almasın ya. Sen bunu hak ettin, hak ettin. Merhaba. Abi buyur otur. Sağ ol Yazcığım. Ya abi, Eren de acayip bir şey keşfetti az önce. Yani kadınlarla yemek arasındaki ilişkiyi. Ağır mevzulara girmişsin Eren. Estağfurullah abi. Onlar sizin sorumluluk alanınızda. Eren, abicim yapma böyle ya. Sen merak etmiyor muydun bu Feridun abi ne yemekler yapıyor da kadınlar bayılıyor diye? Hormonal meseleler desenize şuna. Kimseye verecek öğüdüm yok. Hepsini kendime kullanıyorum. Ama yemekte aşk olduğunu keşfettim. Hiçbir yerde kalmamış olsa da sindirim sistemim dayandığı sürece bu aşkın peşinden gideceğim. Abi nasıl uyduruyorsun bu lafları? Hemingway uydurmuş zaten. Hisli bir abimizmiş desene. Evet. Yağız, senden ne haber? Şu ölen iş adamı olayına sen mi bakıyorsun? Evet abi. Boğulmuş mu adam? Abi netleşmedi daha. Bak ben de bunu anlamıyorum işte. Şimdi ben yemek yazıları yazsam ölüler alemi de benim ilgimi çekmezdi o zaman. Otopside cesedin ne yediğine bakarsınız değil mi? Evet. Nasıl yersek öyle yaşar, öyle de ölürüz evlat. Hayatta her şey bana göre birbiriyle ilişkilidir. Sağlam bir neden sonuç ilişkisi. İnsanoğlunun başına ne geliyorsa yemekten gelir. Birileri az yer, birileri çok. Hı hı. Birileri de her şeyi yer, dahasını da ister. Yemek hayattır. Baba, dağıttın beni ya.
Hadi hoşça kalın. Görüşürüz abi. Hadi abi. Hadi bakalım. Sevil Hanım, Mr. Wolfman sizden övgüyle söz etti. Kendisinin sezgilerine çok güvenirim. Müthiş bir koku alma duyusuyla çok hızlı iş sürer. Ve asla avını kaçırmaz. Sevil Hanım, Türk-American İşbirliği Komitesi'nin saygın bir üyesidir. Kendisiyle yıllardır çalışırım. Türk Silahlı Kuvvetleri modernizasyonu ve helikopter ihalesi çok önemli biliyorsunuz. Ve biz de bu işte yer almak istiyoruz. Ortak olarak tabii. İsrail, Amerika ve Sevil. Gladio'ya içelim. Bunu yapmamın yasak olduğunu biliyorsunuz değil mi? Tamam geç. Kimler var? Sevil Ötüşken'le beraber iki kişi şu an yemekteler. Diğerleri kim? İkisi de yabancı. Biri Amerikalı. Hı. Diğeri sanırım İsrail'li ama emin değilim. Aramızda kalacak, tamam mı? Tamam, merak etmeyin. Ahmet oğlum hoş geldin. Hoş bulduk Hediye abla. Karnın aç mı? Yemek hazırlayayım mı? Sağ ol. Aç değilim. Annem uyudu mu? Yukarıda. Hoş geldin oğlum. Aç mısın çocuğum? Sağ ol anne. Yedim ben. Afiyet şeker olsun. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Ben erken yatacağım. Yarın akşam evde ol. Ah, baban televizyona çıkıyor oğlum. Öyle mi? Hı-hı. Öyle ya. Evle biraz ilgin olsa bilirdin. Evde toplanıyoruz bütün aile. Fabrikaya da uğra. Arada bir gelirdin, hepten bıraktım. Sizin işiniz o. Nerede gezdiğim belli değil be. Ahmet. Akıllanmayacak bu. Akıllanmayacak. La havle ve la kuvvete. La havle. Uyuyor musun canım? Beni anlamıyorsun Ülkü.
Gördün mü geçen yılı? Hı hı. Efendim. Seni istiyorlar. Buyurun, ben Şeyda Gesili. Şeyda Hanım, iyi günler. Ben Ülke Atabay. Ben teklifinizi kabul ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz, inanın. Tamam. Okuldan sonra getiririm Canan'ı. Bekliyorum. Çok sevinecek, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sana kabul edecek demedim mi? Kayseri için ilginç bir gelişme. Sadece Kayseri için mi? Al. Eve gidip notları temize çekmem lazım. Çok biriktiler. Hiç istemiyorum ama. Merak etme, benim de durumum aynı. Şşt. Kız dün coştu ama bugün ne yapacak bakalım? Onlar da yedekleri vardır abicim. Tek tip peruk takıyorlar, baksana. Ayrıca bize ne ya? Hem geleceğine malum. Yaptı bir delikanlılık da. Sen öyle san. Geldi bile. Şahane bir durum söz konusu. Cesaret diye bunu derim ben. Ama çok dikkat çekmeye başladı bu. Abi kız tam arıza çıktı. Gir. Adliye tıp raporu başkomiserim. Bak, kalp krizi kesinleşmiş demek. Evet efendim. Kazım Gençtürk'ün ailesine gidiyoruz. Başkomiserim, ne bu böyle mafya gibi? Annem, kırmızı at çekti bana. Bak, bu yaşa gelip de evlenmezsen anneler böyle oluyor, haberin olsun ha. Ünlü tekstilci Kazım Gençtürk, Eymirgel'inde ölü bulundu. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Eşinizin adli tıp raporu geldi. Ölüm sebebi kalp krizi. İyi ama Kazım Bey'in kalbinde bir sorun yokmuş ki. Zeynep Hanım gazeteci. Ona da söyledim. Kazım düzenli olarak kontrolden geçerdi. Böyle bir sorunu olsaydı bilirdim. Aa, pardon. Geçen gün benzin istasyonundaki olayda görmüştüm değil mi sizi? Esra, sen dışarıda bekle. Baş üstüne başkomiserim. Aile doktorunuzun kartını alabilir miyim? Aa, ben sizin için de bir tane almıştım. Buyurun. Ben izninizi istiyorum. Başınız sağ olsun tekrar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.
Herhangi bir gelişme olursa sizi arayacağım. Hı hı. Sizin bizden istediğiniz bir şey olursa lütfen çekinmeyin, olur mu? Teşekkürler. Hoşça kalın. Güle güle. Selam. Hadi atla. Nereye? Hayatım boyunca hep bir polis kaçırmak istedim. Burayı da tak. Aa, harika. Nermin, bugünkü programı iptal et. Bu saatte mi söylenir Sevil? Sen yaparsın bir şeyler. Çok önemli bir işim var galiba. Sen şöyle gel bakayım odama. Hayatım, bu aralar çok gerginsin. Belki de sebebi sensindir. Sevgilim yapma. Bu akşam Türk-Amerikan İşbirliği Komitesi'nin toplantısına katılmam lazım. Hem kaç ayrı işle uğraşıyorum biliyor musun? Bilmez miyim? Ben de seni arayamadım dün gece. Sıkıldın mı bensiz? Tabii ki. Kaç yıldır polissin Yağız? Hatırlamayacak kadar olmuş. Çok farklı bir tarzın var. Buraya sık gelir misin? Hı hı. Neden polis oldun? Bu soruyu annem de çok sorar. Ama çok sert sorar. İstemedin mi polis olmanı? Asla. Dur tahmin edeyim. Baban da polisti değil mi? Polisti. Ama uzun hikaye, boş ver. Babandan etkilendin demek. Hayır. Polisiye romanlarından. Gerçekten mi? Hoş geldiniz. Ne aldınız Hoş efendim? Hoş bulduk. Bir bakalım. Sen... sen ne yemek istersin? Ya sen karar versen. Peki. İki hünkâr beğendi lütfen. Benim en sevdiğim yemektir. Sever misin sen de? Severim. Özür dilerim. Çift telefona. Mafyozalar gibi. Annem. Kırmızı at çekti bana. Bu espri de moda oldu galiba. Efendim? Yok bir şey. Ya çok özür dilerim ama hemen gitmek zorundayım. Sorun değil. Hünkâr beğendileri ben yerim o zaman. Ben gitmek zorunda kaldığımda bakalım sen ne yapacaksın. Nereye? Bana yemek borçlusun, unutma. Tamam. Seni bırakmamı ister misin? Aman yok yok yok, ben taksiyle giderim. Hadi hoşça kal. Mavi periye alışsan iyi olur. Zeynep Tandoğan'ın Hayrullah Kesili ile röportaj görüntülerini bulsana. Benden önceki nöbet de yapıldı. Tekrar montajlanacak. Biz geldik. Hoş geldiniz, buyurun. Canan şunu çıkaralım canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Mert? Hiç. Annemle sizi bekliyorduk. Sen de öğrenecek mi müziği? Müzik değil o bir kere. Müzik. Ay şaşırttın beni. Gel sana annemin kemanını göstereyim. Buyurun Şeyda Hanım, içeri gelmez misiniz?
Ben izninizi istiyorum. Tam saatinde gelip alırım Canan'ı. Tekrar teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle. Merhabalar. Merhaba. 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 Otur. Herkes tamam olduğuna göre başlayabiliriz. Doktordan mesaj var. Büyük patron. Kazım Gençtürk'ün ölümünü gündemimize almamız isteniyor. Sanırım bu dosyayla sen ilgileniyorsun. Hı hı. Kazım Gençtürk'ü bir süredir izliyorduk. Henüz açıklığa kavuşturamadığımız bir şey ama iş hayatında karanlıkta kalan noktalar var. Ne gibi? Fazla dikkat çekici diyelim. Kazım Gençtürk sahip olduğu taksi firmasının gölgesinde bazı devletler adına para trafiğini yönetiyordu. Adli tıp kalp krizi diyor ama bugün eşiyle görüştüm. Kadın böyle bir hastalığı yoktu diyor. Rapor ne derse desin, sen araştırmanı derinleştir. Ecelil öldüğünü düşünmüyoruz zaten. O zaman gerçek ölüm nedenini bulursak sağlam bir ipucu da yakalarız değil mi? Bu iş bizi ihaleye bulaşacak adamlara kadar götürebilir. He, bu işte Eren ve Esra'yı da kullan. Tabii niçin çalıştıklarını bilmesinler. Seni nasıl tanıyorsak onları da biliyoruz. Buna sakın şaşırma. Hadi bakalım. Sevil Hanım'ı çağırabilir misiniz? Kim diyeyim? Tamam Nermin. Ben hazırım, çıkabiliriz. Sevil. Kim bu adamlar? Ne zamandan beri sana hesap veriyorum Nermin? Atatürk. Ben çıkıyorum. Bir saat sonra gelirim. Atatürk değil o benim babam. Atatürk. Değil işte, değil işte. Tamam çocuklar, tamam oturun. Mikey. Ya bu adam kalp krizi geçirdi kesin değil mi? Ne istiyorsun abi? Cumhurbaşkanı onayı falan mı? Geçirdi dedik ya. Peki bir insana kalp krizi geçirtilebilir mi? Sen bana geçirtemedin. Ya bırak şu dalga geçmeyi ya. Tetikleyici bir maddeyle mümkün. Ama burada böyle bir bulguya rastlamadık. Rastlamadın mı?
Bakmadın mı? Yağız, rapor çıktı abi. Hayır, benim anlamadığım, bu dosya kapandı mı kapanmadı mı? Şayet kapandıysa biz şimdi ne yapıyoruz abi? Ya Mikey, cesedi bir kere daha incelemeni istiyorum. Ama her türlü ihtimali düşünerek. Tamam abi, tamam. Beydim, hoş geldin. Hoş bulduk. Dedeciğim, bir görsen aynı Atatürk'e benziyor. Bak kerataya, Atatürk'ü de biliyor. Senin odanda resmi var. Her yerde var dede, gördüm. Sonracığıma müzik öğretmenimin kocası. Kocaman bir adam. Böyle ceketin de hep şeyleri var. Yıldızlar var. Babamdan da uzun, senden de. Benim de upuzun sakalım var. Evet. Bu kız dedesini unutacak galiba. Aa dedem. Türkiye'nin en önemli iş adamlarından biri. Televizyonda ilk kez. Hayrullah Gesili hakkında bilinmeyenleri anlatıyor. Az sonra. Sağlık raporlarında hiçbir şey yok. Adam turp gibiymiş. Adamın kanında yabancı bir madde var abi. Ne demek yabancı madde? Türk ilaç kodeksine girmeyen bir madde. Çok açıklayıcı oldu Erencim. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Yani bilinmeyen türde bir zehir. Ya nasıl bilinmeyen, anlamadım ya. Ne bileyim abi. Laboratuvarda üretilmiş bir çeşit zehir gibi yani. Şu anda bile dünyada kaç tane manyak vardır biliyor musun? İnsanların başına nasıl çorap örerim diye düşünen. Konferans bittiyse? Evet. Kalp krizine bu madde sebep olmuş. Ayrıca sen sormadan söyleyeyim. Adamın yemeğine karıştırmışlar. Oğlum böyle bir şeyi nasıl fark etmezsin? Abi geniş incelemeyi ben yapmadım ki. Toros Bey yaptı. O da böyle bir şeyden şüphelenmedi herhalde. Bu gece unutulmaz bir gece olacak Leydim. Bunu hissediyorum. Size katılmamak mümkün değil. Bu geceyi içelim. Hadi bırak şu dalgınlığı. Üstüne gelme Kemal. Yine mi Sevil? Bu sefer çizmeyi açtı. Affedemeyeceğim türde bir şey. Ben seni bilirim Faruk. Bu geceden sonra her şey değişecek Kemal. Geleceği içelim o zaman. Biz bu geceyi içelim. Hak ettiğimiz hayatı elimizden alıyorlar. İnananlar hala büyük bir zulüm altında. Kendi ülkemizde bile kendi dinimizi yaşayamıyoruz. Bize hükmeden kafirler buna izin vermiyorlar. Bu olacak şey mi? Olmaz tabii. Her yanımızı şeytanlar sarmış. İnsan suretindeki bu şeytanlar maalesef başımıza yönetici olmuşlar. Bizi yok etmek için pusu kurmuşlar. İşte başlıyor. Kayseri'li iş adamı Hayrullah Gesili televizyonumuza yaptığı açıklamalarda adeta Atatürkçü laik cumhuriyete meydan okudu. Bu dehşet dolu açıklamaları ekrana getiriyoruz. Bağnaz'ın özgürlükten anladığı. Kayseri'de hacı olarak tanınan ve Gesi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Gesili, muhabirimiz Zeynep Tandoğan'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Gesili röportajında laik cumhuriyete kin kustu. Gençler özgürlüğün peşinden koşuyor ama yanlış yerde arıyor. Özgürlük kime teslim olacağını bilmektir. İnancımıza dil uzatıyorlar. Kutsallarımızı yok ediyorlar. Namusumuzun sembolü olan başörtümüze hayasızca dil uzatıyorlar. Kendi yurdumuzda bize köle muamelesi yapıyorlar. Biz bu zilleti kabul etmemeliyiz. Bitmedi, Atatürk'e dil uzattı. Sen statüko nedir bilir misin?
Haberi kim değiştirdi? Ne demek benim bir bilgim yok? Ya kim değiştirdi bu haberi? Alçak bunlar ya. Alçaklar, ne istediniz adamcağızdan? Efendim. İyi akşamlar efendim. İzledim. Efendim, yarın sabah acil bir toplantı yapıp durumu değerlendirip size bilgi arz edeceğim.